Devam ediyor efendim. Ramazan ayı boyunca programlarımız içinde farklı şehirlerde de olsak programımızın içinde illere göre Ramazan menülerinden de bahsediyoruz. Zaten ben konuşmaya başlamadan önce Karadeniz görüntüleri, Boztepe görüntüleri, teleferik görüntüleri nerede olduğumuzu çok açık bir şekilde belli etti. İftar menüsü için Ordu'dayız. Sevgili Cihangir'e geldik. Cihangir kardeşim de yine Ordu'da. Bünyamin yine hafif heyecanlı da olsa yanımızda. Şimdi tabii ki Karadeniz'in kendine has lezzetleri var ama kebap öyle bir yemek ki hani güzelini bir kere yediyseniz, hakikisini bir kere yediyseniz insanın aklından çıkmıyor. Ramazan'da da zaten insanın aklına hep sevdiği şeyler gelir. Kardeşim hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim abi, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana'da sıcak. Adana'da sıcak abi, serin daha doğrusu, öyle sıcak değil ama. Size göre serin, Adanalı olmayana göre sıcak. Sıcak abi. 24 derece burası için serin mi, sıcak mı? Burası için çok sıcak. Çok yaz sıcak. Sıcağı diyebiliriz. Yani bizim için normal, biz Adana'da bizim için gayet normal. Biz 42 derecenin altına serin evet, diyoruz. Serin diyoruz, doğru. 42 doğru. Derecenin üstüne az sıcak, 50'ye yaklaştı mı evet sıcak. Sıcak diyoruz, çok doğru. Farklı. Nasıl geçiyor orada Ramazan? Ramazan gayet güzel geçiyor. Havaların da serin gitmesi bu anlamda iyi gidiyor yani. Peki Ramazan'da nasıl ordular genelde tabii çoğunluk olarak evde açar orucunu ama dışarıda iftar açma kültürü de var mıdır? Tabii ki genellikle ilk 1-2 gün insanlar evde aileleriyle birlikte açıyor. Sonra genel olarak bizim gibi restoranlar tercih ediliyor. Bizde de yoğunluk güzel gidiyor bu anlamda. Format olarak Karadeniz'in ilk kebapçısısınız, tek kebapçısınız. Evet, ilk Ramazan misafirlerimiz ilk Ramazan deneyimi yaşıyoruz. Güzel geçiyor yani o anlamda güzel. Şimdi Adana'daki Ramazan menüsü birebir Ordu'da var. Var abi, çok doğru. Hani iftarda gelen misafirlerimiz önden mercimek çorbasıyla, daha doğrusu hurma ve kayısıyla başlayıp hatta bazen zeytini tercih ediyorlar. Zeytini de tercih ediyorlar. Sonra mercimek çorbamız var abi, çok güzel. İlik suyundan yaptığımız. Onun yanında meze çeşitlerimizin hepsi 10 çeşit mezemiz. Şimdi biz bunları aslında meze diyoruz ama başka yere gittiğimiz zaman bizim de karşımıza çıkıyor. Bunlar menü olarak bir ayrı kalemlerde hesaplanarak geliyor değil evet mi? Evet abi. Evet abi. Ama biz burada hepsini ikram ediyoruz. Onunla beraber ana kalemimiz kebap. Oraya geleceğim. Tamam. Oraya geleceğim şimdi yavaş yavaş. Çorba sıcak. Mercimek çorbasına bir güzel limon. Tabii önce suyumuz orada. Hurmamız ya da zeytin. Ondan sonra çorbaya geçtik. Evet. Biz mercimeği koyduk ama menünüzde Bünyamin farklı çorbalarda var mı? Tek çeşit. Talep üzerine gidiyoruz. Şu anda tek çeşit mercimekle devam ediyoruz. Yalnız talep olursa değerlendireceğiz tabii ki farklı çorba. Kebap. Kebap. Peki illa kebap mı olacak yoksa yani şu ikramların yanındaki tatlıları saymıyorum. İkramların yanında başka neler var? Şöyle kuşbaşı, tavuk, ciğer, kanat, çöp şiş bunları da seçebiliyor gelen misafirlerimiz. Hani biz burada tanıtım olsun diye bunu kebap olarak gösterdik. Tabii yani sen zaten kebapla aynen. Yaptığın kebapla aynen. Özdeşmiş. Ama özdeşmiş. Dilediğini yiyebilir, sıkıntı yok. Ve ondan sonra şimdi geldik tatlara. Geçen programda bahsetmiştik Adana'dan tatlılar geliyor diye neler var? Adana'dan gelenler. Adana'dan gelenler şöbiyetimiz, fıstık kadayıfımız ve havuç dilimimiz. Geçen geldiğimde hatırlıyor musun bilmiyorum Hüseyin abi hepsini yemişti sütlacın üstüne. En son gördüğümde kadayıfı sütlaça doğrayıp ekmek niyetini hani bizim buralarda mısır ekmeğini tatlılar evet. Yerler ya Hüseyin abi sütlaça farklı bir boyut getirdi. Kadayıfı sütlaçın içine doğrayıp yani Rize'de bunu atom diyorlar benzerleri var ama en son onu üzerine de fındık ve balla götürürken gördük. Doğru ben de gördüm abi. Bu arada mekan kaç kişilik? Mekan 300 kişilik şu anda. Aynen de Ramazan'da belki hani eklemelerle falan bir 350-400'ü evet çünkü yeni masa siparişleri de verdik onlarla beraber 400'e çıkartırız sayı. Vallahi kardeşim iyi ki geldik. Ordu'da Adana usulü iftar dedik. Hüseyin abi işaret yapıyorsun ama şu anda fiyat vermemin imkanı yok. Ama günün şartlarına uygun şekilde zaten Cihangir'de, Bünyamin'de olabilecek en güzel menüyü, fiyatı çıkartırlar. Bir de şu güzel efendim, o görüntülerde bol bol Hüseyin abi ne olur ekrana ver. Hani Karadeniz eşliğinde böyle yüksekte karşında Karadeniz normal zamanlarda da Ramazan'ı mübarek Ramazan ayında da ayrı bir keyifle iftarlar açılır diye düşünüyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Çok sağ olun.